Bugün size ameliyatsız kireçlenme tedavisi ile ilgili önemli bilgiler vereceğim. Kireçlenme, eklem içi veya eklem çevresindeki yapıların genellikle ilerleyen yaşla birlikte yıpranması ve işlevsiz hale gelmesi durumudur. Kireçlenme hastalığı genellikle en sık diz, kalça ve bel ekleminde görülür. Zaman içerisinde ağrı ile birlikte hareket kısıtlılığı da ilerler. Kireçlenme hastalığında erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Kireçlenmeye neden olabilecek hastalıkların ayırt edilebilmesi için bazı romatolojik testler, bazı laboratuvar testleri röntgen ve MR gibi tahliller istemek gerekebilir. Kireçlenme hastalığında tedavi seçiminde birkaç faktör çok önemlidir. Bunlar hastanın yaşı, kireçlenme bölgesinin olduğu yer, hastalığın derecesi, hastalığın hastanın hayat konforunu nasıl etkilediği. Bunların hepsi göz önünde bulundurulur ve Buna göre bir tedavi seçeneği oluşturulur. Kireçlenme tedavisinde ilk aşamada hastanın bazı hayatında değişiklikler yapması gerekir. Mesela kilolu bir hastaysa zayıflatmak gerekir. Hastanın kötü alışkanlıkları varsa yere oturma gibi, aşırı merdiven çıkma gibi dizin zorlayıcı egzersizlerden ya da hareketlerden kaçınılması hastaya tavsiye edilir. Onun dışında bazı bitkisel desteklerden yararlanılabilir. Hastaya egzersiz tedavisi verilebilir. Eğer hasta bu alınan önlemlerle iyileşmediyse bazı enjeksiyon tedavileri, PRP gibi, proloterapi gibi kök hücre enjeksiyonları ya da eklemin içerisine direkt olarak uyguladığımız hyaluronik asit enjeksiyonları tedavi eklenebilir. Son yıllarda çok fazla duyduğumuz kök hücre tedavisinin de kireçlenmenin ameliyatsız tedavisinde yeri vardır. Çok ilerlememiş kireçlenme hastalığında kök hücre tedavisiyle çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Ameliyatsız kireçlenme tedavisiyle kireçlenme hastalığını kontrol altına almak mümkündür. Ancak hasta seçimi ve Hastanın tedaviden beklentisinin hastayla çok iyi bir şekilde konuşularak anlatılması gereklidir. Çok ilerlemiş eklem kireçlenmelerinde bazen ameliyatsız tedavi ile hastalığın kontrol altına alınması mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda protez cerrahisi gibi, artroskopi ameliyatları gibi ameliyatlar yapmak gerekebilir. Unutmayalım eklem kireçlenmesinde erken teşhis tedavi için çok önemlidir. Herkese sağlıklı günler dilerim.